Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber BenQ'nun W4000i modeli 4K projeksiyon cihazını inceleyeceğiz. Bu projeksiyon cihazı DLP bir projeksiyon cihazı. Aynı zamanda LED teknolojisine sahip. LED teknolojisine sahip olduğu için de lamba ömrü gerçekten çok uzun. Eco modda 30.000 saat, normal modda da 20.000 saat olarak geçiyor. Projeksiyon cihazımızı Boyut Dijital sitesinden satın aldık. Satın alma linklerini de YouTube videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda video başlamadan hemen söylemek istiyorum. Projeksiyonlar hakkında her türlü detaylı bilgiyi, merak ettiklerinizi destek alma amaçlı bana Facebook üzerinden yazabilirsiniz. 4 LED teknolojisini kullanıyor. Daha önceki teknolojide biliyorsunuz 3 LED vardı. 3 LED teknolojisine nazaran 4 LED teknolojisinin avantajı %12'ye kadar çok daha parlak ve canlı görüntüleri sağlayabilmesi. Çok kapsamlı bir projeksiyon cihazı. Aynı zamanda multimedya desteği de var. Kutumuzun içinden hemen çıkanları tek tek anlatmak istiyorum size. Öncelikle böyle devasa bir kutuyla geliyor arkadaşlar. Projeksiyon cihazımız çıkıyor. 6.6 kilogram ağırlığında. Gerçekten büyük bir projeksiyon cihazı. Şöyle güzel bir ön lens koruma kapağı var. Koruma kapağını takıp çıkartabiliyorsunuz. İyi düşünülmüş. MediaStick cihazı çıkıyor. Bu MediaStick cihazını arkadaşlar, cihazın arka tarafında bir bölme var. O bölmedeki vidayı çıkartıyorsunuz. Ben size detaylı olarak gösteriyorum. Onu çıkarttıktan sonra bu stick cihazını oraya takıyorsunuz ve kutuyu kapatıyorsunuz. Ve tamamen bütünleşik bir şekilde halihazırda full multimedya bir sisteme dönüşüyor. Android 11 sistemini kullanıyor bu stick. Ve hızlı olduğunu söylemek istiyorum. İçinde sertifikalı olarak Netflix, Amazon Prime, Disney, YouTube gibi bütün her şeyi oradan kurabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Aynı zamanda kumandanın üzerinde de birçok uygulamanın kısa yolu var. Ve unutmadan söylüyorum, Google Market'i de var içinde. Google sertifikalı olarak dilediğiniz uygulamaları kurabiliyorsunuz. Kumandaları beyaz renk, çok şık. Projeksiyon cihazımız siyah. Nedense siyah projeksiyon cihazlarına karşı ayrı bir zaafım var. Yani siyah olduğu zaman biraz daha hoşuma gidiyor projeksiyon cihazı. Beyaz çok alıştık ama siyah gerçekten çok şık oluyor nedense. Tabii zevkler ve renkler tartışılmaz. Kimleri beyaz projeksiyon cihazını daha çok sevebilir. Kumandalarımız beyaz. İki tane kumanda çıkıyor. Kumandaların bir tanesi aydınlatmalı. Projeksiyonun kendi ana kumandası radyo frekans kontrolüyle bağlanıyor projeksiyona. Projeksiyonun üst tarafında ve ön tarafında da algılayıcı gözleri var ve böylelikle de cihazı yukarıya ters astığınız zaman da çok rahat bir şekilde hiçbir bağlantı problemi olmadan güzelce algılıyor. Ön tarafta da var, tam üst tarafında da var. Diğer kumanda Bluetooth kumanda. Bu kumanda normalde direkt olarak çalışıyor ama bunu eşleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Cihaz açıldıktan sonra ayarlar kısmından Android TV'deki Bluetooth kısmına gelip Bluetooth'tan ekliyorsunuz. Buradaki üzerindeki iki tuşa aynı anda basıltıyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra eşleştirme moduna geçiyor ve cihaza bağlanıyor. Üzerindeki Home tuşuyla sol tuşunu aynı anda basılı tutacaksınız Bluetooth kısmına geldiği zaman. Böylelikle kumandayı eşleştirebilirsiniz. Onun dışında ana projeksiyon kumandasının ışıklı olması da gerçekten iyi düşünülmüş. Karanlık ortamlarda da bastığınız zaman direkt olarak ışıkları yanıyor. Ve aynı zamanda da içindeki Android sisteme de kumanda edebiliyor bu kumanda. O yönden de gayet iyi olmuş. Açıkçası tek kumandayla da bütün işlerimizi halledebiliyoruz. Detaylara değinmek gerekirse ben videonun aralarına çok fazla örnek çekimler atıyorum. Eğer vakit kalırsa da video bittikten sonra son kısmına da detaylı örnek çekimlerini atacağım. Kontrast oranı 2 milyona 1 arkadaşlar. Başarılı siyah attığını, başarılı siyah oranı olduğunu söylemek istiyorum. Siyahları gayet güzel. Renkler çok canlı. Gerçekten inanılmaz canlı ekranda gördüğünüz üzere. Açıkçası normal televizyon, OLED televizyon kıvamında bir görüntü veriyor size. Bu konuda gayet başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar cihazın arka kısmında USB bellek takabileceğiniz, medya dosyalarını oynatabileceğiniz bir kısım var. Bununla ilgili kısa bir detaylı video çektim. Onu da şimdi hemen ekliyorum. Projektörün arkasındaki medya girişinden herhangi bir USB bellek takıp içerik kopyaladığınız zaman şuradaki kumandadan en sol üstteki kaynak seçimine basıyorsunuz. Medya okuyucuyu seçtiğiniz zaman arkadaşlar direkt olarak içindeki dosyalara erişebiliyorsunuz. Ama burada benim bir şey dikkatimi çekti. Alt yazıları nedense açmadı. Alt yazıları desteklemedi. Yani mesela şuradan bakıyorum. Aslında bu klasörün içinde bir şu anda bir alt yazı var. Ama alt yazı yok diyor. Bazı farklı işte kendinize ait görüntüleri açabilirsiniz. Ama işte alt yazı olayına geldiği zaman ne yazık ki alt yazıları açmıyor arkadaki bağlantıda. Yani bağladığım
alt yazıların hiçbirini desteklemedi. Belki alt yazı, aha bak bir tane şey yaptı. Bunu da kabul etti. Ha, demek ki alt yazı formatının farklı olması gerekiyor. O yüzden desteklemiyor diyor. Anladım. Ha, uyumlu alt yazıyı eğer koyarsanız alt yazıyı da açar sizin için. O zaman güzel olur. Genelde dosyaların tamamını açıyor arkadaşlar. Sadece bazılarında işte ses destekleme. Mesela şu anda diyor ki desteklenmeyen ses. DTS'yi büyük ihtimal desteklemiyor. Arkasına bağladığınız medya USB kısmından oynattığınızda. Ama onun dışında kendi tabii harici HDMI'dan medya cihazlarınızı, TV box'larınızı takarsanız DTS'yi, sesleri gayet güzel alabilirsiniz. Ayrıca cihazın kendi Android sisteminde bütün ses Dolby Atmos'una kadar her şeyi destekliyor arkadaşlar. Projeksiyon cihazı REG 709 gerçek sinema renklerini destekliyor. Özellikle de ayarlarda çok detaylı bir şekilde sinematik ayarlar yapabiliyorsunuz. Ben daha önce hiçbir projeksiyon cihazında bu kadar detaylı renk ayarları görmedim arkadaşlar. Yani kendi kişisel zevkinize göre bu cihazı istediğiniz gibi yoğurabilirsiniz. Öyle mi söylemek istiyorum? Cihazda 3D desteği mevcut ama artık o çok teknoloji çok eskidiği için pek kullanılmıyor. Ama gene de aklınızda olsun. 3D desteği var. Projeksiyon cihazımızda havalandırılma sistemi gerçekten çok başarılı. Ön tarafta kocaman bir alüminyum soğutma blokları var. Ön taraftan baktığınız zaman direkt olarak görebiliyorsunuz bu blokları. Ve havalandırma fanı çok sessiz çalışan bir fan yan tarafa konumlandırılmış. Cihazı açıkçası Eco Mode'a ya da Smart Eco Mode'a aldığınız zaman neredeyse hiç ses duymuyorsunuz. Çok sessiz çalışıyor. Normal modda bir tık sesi artıyor ama o bile çok çok az. Sessizliği konusunda 4K bir cihaza nazaran tam not veriyorum. Çok çok az ses çıkartıyor. Arka kısmında 5 wattlık küçük bir hoparlör konuşlandırılmış. Bu 5 wattlık küçük hoparlör açıkçası normal sesleri veriyor fakat hani sağlam bir sinema sistemi kuruyorsunuz siz bu cihaza. Orta ölçekli bir sinema sistemini odanıza kuracaksınız ve küçücük arkadaki 5 wattlık hoparlör bizim işimize gelmez. O yüzden sağlam güzel bir ses sistemine bu cihazı bağlamanız gerekiyor. Hani benim size tavsiyem, yoksa üzerindeki 5 wattlık hoparlörden de ses duyuyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca anlatmak istiyorum, HDMI girişlerinde E-ARC sistemi var. ARC sistemi şudur. Bu cihazı ses sistemine HDMI üzerinden kabloyla aktarırsınız. Sesleri öyle alırsınız. Fakat E-ARC sistemi olduğu için bu çok daha gelişmiş bir teknoloji. Dolby Atmos, DTS bu tarz yeni nesil bütün ses teknolojilerini destekliyor. E-ARC yeni nesil bir teknoloji ve bunun desteğini veriyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok iyi. Oyun performansını test ettim. Araya hemen bir detaylı video ekleyeyim bununla ilgili. Oyun testlerimde açıkçası rekabetçi oyunlar, yani FPS tarzı nişan almalı oyunlarda oyun performansı fena değil arkadaşlar. Tabii bir oyun projektörü olmadığı için daha çok sinema odaklı bir cihaz. Daha çok hikaye tabanlı bu tarz ilerlemeli oyunlarda çok daha keyif alacağınız bir oyun cihazı olabilir sizin için. Açıkçası futbol, nişan almalı bu tarz oyunları oynayabilirsiniz. Tabii input lag değerleri diğer özel oyun projektörleri kadar iyi seviyede olmasa da bizi bu konuda üzecek bir cihaz değil kesinlikle. Hem 4K netliğiyle hem de akıcı oyun kalitesiyle keyifli oynayabilirsiniz. Ayrıca input lag seviyesi oyunları eğer 1080p'ye aldığınız zaman yarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Bu da FPS tarzı oyunları daha kolay oynayabilmenizi sağlıyor. Eğer nişan almalı tarzı oyunlar oynayacaksanız çözünürlük ayarlarınızı oyunda 1080p'ye çekmenizi tavsiye ediyorum. Şu anda projektörün kendi hoparlöründen duyuyorsunuz sesleri.
gene fena değil yani. İdare eder. Sesler. Anybody got anything? What the hell's going on, people? Nothing here. Bazen titreme yapıyor. O kamera kaynaklı arkadaşlar. Normalde herhangi bir şey yok. Titreme yok. Projeksiyon cihazının yan tarafında da eğer kumandalardan kontrol etmek istemezseniz masanın üzerine koyduğunuz zaman direkt olarak elinizle kontrol edebilmenizi sağlayan bir kumanda kısmı var. Diyelim ki on kumandalar uzakta, yan taraftan da kontrol edebiliyorsunuz. İçindeki Android sistemi Wi-Fi üzerinden bağlanıyor internete ve 5 GHz desteği de var. Çekim gücünün gayet iyi olduğunu söylemek istiyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet başarılı çekiyor. Hatta bende 100 megabit internet var evde. Test yaptığım zaman 80-90 megabitleri direkt olarak gördüm. Arka kısmında LAN girişi var, Ethernet girişi var. O Ethernet girişini denemedim. Yan tarafında 12 volt tetikleyici bir sistem var. Bu hani evinizde bir sistem kurduğunuz zaman atıyorum bu 12 volt tetikleyici sayesinde geldiğiniz zaman diyelim projeksiyonu açtınız. Oradaki tetikleyici sayesinde aynı anda projeksiyon perdesi iniyor. İşte ışıklar kapanıyor gibi gibi sistemleri bağlıyorsunuz. Hani ben bunu hiç denemediğim için ama bilgisini vermek istedim. Üzerinde fokus halkası ve 1.3 zoom, an zoom yapabildiğiniz bir kısım var. Manuel olarak buradaki noktalardan görüntüyü büyütüp küçültüp ya da netlik ayarını yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda üst kısmında bir kapak var. Bu kapaktan da kapatarak direkt olarak cihazı ayarlarını hani kimsenin elleyip kurcalamasını engelliyorsunuz. Zaten bir kere bu ayarı yaptıktan sonra fokusunu netliğini ayarladıktan sonra cihaza pek ellemeye gerek kalmıyor. Kapağını kapatıyorsunuz, geçiyorsunuz. Cihazda dört köşe corner ayar özelliği yok fakat çaprazları yanlara koyduğunuz zaman ayar yapabildiğiniz farklı ayarlar var. Aynı zamanda benim çok sevdiğim teknolojilerden bir tanesi lens kaydırma teknolojisi. Bu üzerindeki halkaları çevirerek sağa, sola ya da yukarı, aşağı direkt olarak lensi kaydırabiliyorsunuz görüntüyü. Lens kaydırma sistemi de şu şekilde. Bakın mesela şu anda yukarıya doğru kaydırıyorum. Bayağı bir iki karış kadar yukarı kaydırabildim. Aşağı doğru kaydırdığım zaman da aşağı doğru çok daha fazla bir kaydırma şansınız var. Lensi neredeyse görüntünün yarısından daha fazlası kadar aşağı kadar lensi kaydırabildim. Bu cihazı tabii tabana ters astığınız zaman bu tarz ayarlar yapmakta bu lens kaydırma teknolojisi çok işimize yarıyor. Onun dışında bakın mesela sağa kaydırıyorum. Bir karış kadar sağa kaydı. Öteki tarafı da bir test edelim. Yaklaşık bir karış kadar da sola kayabiliyor. Bu ayarları yaparken bizim için hayati değer taşıyor. Onun dışında görüntüyü bakın an zoom manuel olarak şu şekilde küçültüp büyütebiliyorsunuz. Tabii bunu yaptıktan sonra ayrıca fokus ayarını yapıyorsunuz. İnce ayar fokusu yaptıktan sonra görüntü gerçekten muazzam arkadaşlar. Yani netlik müthiş. Ve böylelikle netlik olayından hiçbir şey kaybetmeden, hiçbir şekilde ödün vermeden lensi kaydırarak
detaylı olarak perdenizi oturtabiliyorsunuz. Projeksiyonumuzu bir açalım arkadaşlar. Açıldıktan sonra hızlıca size kısaca ayarlarını nasıl yapacağımızı, hangi merinin ne işe yaradığını anlatmak istiyorum. Şu anda açıldı. Ana kumandanın üzerinden projektör menüsüne giriyorum. Burada resim modumuz var. Resim modunda film yapım modu HDR10 modu olarak geçiyor. Açıkçası film yapım modu biraz daha profesyonel ince ayarlar için. HDR10'da bırakıyorum ben genelde. Hızlı mod dediği, yanlışım yoksa bu oyun moduyla ilgili bir şey. Parlaklık, kontrast, renk, ton, netlik hepsi burada. Ayrıca gelişmiş renk ayarlarında çok çok fazla ayar var arkadaşlar. Yani burada tek tek renklerin hepsini ayarlayıp farklı kişiselleştirebilirsiniz. Bu konuda çok başarılı bir cihaz. Özellikle bu HDR10 Pro modunu ben çok beğendim. Şu kısımdan ışık modunu ayarlayabiliriz. Normal, Eco, Smart Eco olarak. Açıkçası direkt olarak Smart Eco'da kullanabilirsiniz cihazı. Çünkü inanın hiç öyle parlaklık falan kaybı yaşatmıyor bize. Onun dışında şimdi ayarların detaylarına girelim. İstersek şu resim modunu aşağıdan sıfırlayabiliyoruz. Şu kısımda ses var. İşte ses modu, üzerindeki küçük bir hoparlör var. Bu hoparlörü zaten kullanacağınızı zannetmiyorum. Profesyonel bir ses sistemine bağlamanız gerekiyor cihazı ki keyfini çıkartasınız. İşte ses seviyesi ıvır zıvır. Burada ses ayarları var. Ekran ayarlarında en boy oranını otomatikte bırakıyoruz. Kaynak taramasını otomatik yapsın. Burada HDMI 1-2 seçimi. 3D desteği var. Buradan ayarlanıyor. HDMI ayarları ve burada bir özel bir ayar var. 24p gerçek sinema modu. Bunu aktif ettiğiniz zaman 24p olarak izleyebiliyorsunuz. 24fps'de filmleri. Bu da özel bir ayar. Burada bakın projektörün konumu, işte ters, düz gibi ayarları buradan ayarlayabiliyoruz. Bu 2D düzeltme dediği, şöyle dört köşe corner ayarı yok ama çaprazlardan şöyle detaylı bir çaprazlara koyarsak bu düzeltmeleri kullanıp ayar yapabiliriz. Bakın şöyle. Genelde bu cihazı tam karşıya koymanızı tavsiye ediyorum. İşte 12 volt tetik dediği, arkasında bu evinizin sistemlerine bağlayabileceğiniz tetik ayarları. A ayarları burada. Ayrıca sistem ayarlarında işte dil ayarını buradan değiştiriyoruz. İşte arka plan ayarı, menü ayarları. Bunlar renk kalibrasyonu. Işık kaynağı bilgisi, ne kadar kullanıldığı burada yazıyor. İşte çalıştırma ayarları vesaire. Burada güncelleme yapabilirsiniz. Fabrika varsayılan ayarına buradan döndürebiliriz. Ayrıca şu andaki aldığımız çözünürlük, işte cihazın verdiği renk sistemi, 3D biçimi, ışık kaynağı modu gibi detayları bilgi kısmından görebiliyoruz. Onun dışında bizim burada bakın Android sekmesinde farklı farklı normal bir TV Box gibi, Mi Box gibi direkt olarak ayarlarımız var. Size tavsiyem burada ilk açtığınız zaman cihazı, burada tabii bunları kısa kısa geçiyorum. Bunlar artık hep anlata anlata internet bağlantısı, işte hesaplarınız. Buradan şu uzaktan kumandalar kısmından aksesuar ekle diyerek cihazın bu smart kumandasını eşleştirmeniz gerekiyor. Kumandanın üzerindeki home ve sol tuşa aynı anda basılı tuttuğunuz zaman kumandanın ışığının renginin farklı yandığını göreceksiniz. O zaman eşleşme moduna geçiyor. Daha sonra aksesuar ekleyip onu ekliyorsunuz. Burada iki tane şu şekilde BenQ Smart Remote ve Remote G1 olarak ikisini de bağlı olarak görmeniz gerekiyor. Eğer birini bağlamazsanız diğer kumandada şey özelliklerini, ses aratma özelliklerini vesaire kullanamıyorsunuz. Ya da işte Netflix, YouTube kısa yolları falan çalışmıyor. Bunu eşleştirdiğiniz zaman hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Kumandanın üzerinde işte ekstra anlatacağım pek bir şey yok. Kısa yollarda işte resim modunun değiştirme şeyleri var. Onun dışında ses modunu değiştirme kısa yolları var. Sesli aratma olayı var. Şu anda İstanbul'da sıcaklık 6 derece ve hafif sağanak yağmur var.
Bugün sıcaklık en yüksek 9 derece, en düşük 4 derece ve sağanak yağış olacak. İki kumandanın da ses komutu çalışıyor arkadaşlar. Tekrar diğer kumandanınkini deneyeyim. Ankara'da hava nasıl? Şu anda Ankara'da sıcaklık 2 derece ve çok... Tamam, gayet güzel çalışıyor. Aynı zamanda YouTube'da da arama yaparken bu ses düğmesini kullanabilirsiniz. Bu gerçekten çok büyük rahatlık. 4K videoları göster. Aynen, direkt olarak hızlı bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Şu anda her iki kumandadan da kontrol edebiliyorum cihazı. İki kumanda gayet güzel. Aynı zamanda diğer kumandanın üzerinden YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus gibi kısa yollar var. Bunları direkt olarak bastığınız zaman otomatik olarak açıyor hemen. Cihazın ayarlarını gösterdim. Çünkü bunları çok detaya girdiğimiz zaman video 30-40 dakikaları, 50 dakikaları buluyor. Projeksiyon cihazı HDR10 Plus, HDR10, HLG yani aklınıza gelebilecek bütün teknolojilerin hepsini destekliyor. Özellikle HDR10 Plus performansını çok beğendim arkadaşlar. Ayrıca HDR10 Pro'ya özel yerel kontrast geliştirici ve ton eşleme diye bir ayarlar var. Hani bunları çok detaylı olarak kurcalamadım ama bunlar da özellikleri arasında. 100 inç görüntüyü 2.5 metreden alabiliyoruz. Açıkçası 3200 lümen güçlü bir ışığa sahip olduğu için değerlerde 150 inçe kadar filan diyor ama siz bu cihazla 200-250 inç çok rahat alırsınız. Öyle ki görüntüyü neredeyse 4-5 metreye kadar bir alanda genişleterek deneme yaptım. Kesinlikle herhangi bir şekilde renk kaybı ya da tonlama, renklerde solma vesaire yaşatmadı arkadaşlar. Çok güçlü bir ışığı var. Cihazda bir tanesi dahili olmak üzere toplam 3 tane HDMI girişi var. HDCP 2.2 son teknoloji destekleri var bu girişlerin. Yani 3 tane girişten bir tanesini zaten MediaStick cihazı kullanıyor. Diğer ikisine de istediğiniz gibi herhangi bir cihazı bağlayabilirsiniz. Ayrıca Stick cihazımızda Bluetooth 5.0 desteği de var. Unutmadan onu da hemen ekleyelim. Ses seviyesinden bahsetmiştim arkadaşlar. Kitapçığımda da yazdığı üzere 28 desibel ses seviyesi var. Gerçekten çok çok az. Cihazı şöyle incelersek, şöyle üst kısmında kapağı açtığımız zaman zoom ve fokus ayarını yapabildiğimiz halkalar var. Ön kısmında lens kaydırma kısımları var arkadaşlar. Daha sonra şu kısımda ön tarafta soğutucu hava girişi var. Ve aynı zamanda yan tarafta fan çıkışımız var. Bu bahsettiğim alıcılar bir tanesi burada, bir tanesi de ön tarafta şu kısımda bulunuyor. Arka kısmındaki girişleri de göstermek istiyorum. Bir tane optik çıkışımız var. Normal 3.5'luk audio çıkışımız var. Medya girişimiz burada. HDMI girişleri. Burası servis USB'si. Onu kullanmıyoruz. Normal monitör RS232 kısmı var. LAN girişi ve bu bahsettiğim tetikleyici. Enerji girişi de arka tarafta. Şu kısma da MediaStick cihazı takılıyor. Menü kontrol kısımları yan tarafta şurada arkadaşlar. Aynı zamanda şurada da bir fan var küçük. Herhangi bir tripoda takmak için deliklerimiz mevcut. Cihazı masaya koyarsak ayar yapabilmemizi sağlayan ayakları da şu kısımda altında bulunuyor. Ya böyle mesela sağa sola taşıyıp götürebileceğimiz bir cihaz değil. Bu gerçekten büyük ve ağır bir cihaz. 6.6 kilogram. Hani buna böyle bir çanta yaptırayım, sağa sola taşıyayım, götüreyim, kurayım biraz zor. Yani bu cihazı direkt olarak sinema odanıza sabitleyeceksiniz güzel bir askı aparatıyla. Perdenizi de koyacaksınız, keyfinize bakacaksınız. Hani sağa sola taşımaya pek gelecek bir cihaz değil açıkçası. Elimden geldiğince lafı çok uzatmadan cihazın özelliklerini ve detaylarını anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bunun dışında videoyu kapatırken bu projeksiyon cihazını neden almalısınız? Kendinize ait özel bir sinema odası kuruyorsanız, o odayı sadece sinemaya odaklı yapmak istiyorsanız bu cihazı tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer kanalı beğenirseniz de abone olursanız çok sevinirim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Facebook üzerinden Olga Eren yazarak bana ulaşabilirsiniz. Her türlü kafanıza takılan soruyu sorabilirsiniz. Elimden geldiğince size yardımcı olmak isterim. Şimdi sizi örnek çekimlerle baş başa bırakıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
Palm
sway.